mandalinalı sufle, 240 gram beyaz çikolata, 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, 2 su bardağı mandalina suyu, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı toz şeker, 100 gram kıyılmış fındık, 40 gram tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Kalıplar için esmer toz şeker, tereyağı. Başlıyoruz şimdi günün son tarifine. Nereden başlayalım? Elif'ciğim. Önce beyaz çikolatamızı ve tereyağımızı benimle eriteceğimiz tamam. için. Hatta suyumuzu kaynadık, kabımızı da koyduk. Evet. Bunu birazcık küçültelim isterseniz. Erimesini hem hızlandırmış Öyle oluruz. Mi? Tamam. İstersen oradan bir şeyle, kesme tahtasıyla şunu da böyle biraz daha parçalayabilirsin. Evet. Önemli olan burada mandalina olduğu için beyaz çikolata olması değil mi? Çünkü sütlü çikolatayla belki aynı şey olmayabilir. Yani ben beyazla daha uyumlu olacağını düşündüm meyveli bir tat olduğu için dediğiniz gibi. Beyaz çikolata evet daha çok yakışacak. Evet. Sütlü çikolatayla denemedim ama denene de bilir tabii. Mandalinalı tatlı olması enteresan. Mesela portakallı tatlara alışırız, limonlu tatlara alışırız ama... Şunu da şöyle alacağım. Bunların hepsini alıyorum. Evet. Kabımızı şöyle eritmeye başlayacağım. En sevdiğim şu çikolata eritmek. Çikolatalı. Evet. Geri kalan malzemelerin hepsi tek seferde çırpılacak. Hı hı. O yüzden bir kek yapmakla aynı zorlukta. Hatta daha kek bile kolay. Kek yapar gibi değil mi? Evet. Denebilir. Ben de mandalinaları sıkayım bu arada. Şöyle. Hatta bunu geri alayım. Mandalina için portakal sıkar gibi sıkıyor musun? Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Mandalinaları mümkünse ekşilerden değil de daha tatlı olanlardan. Evet, bazıları çok ekşi oluyor. O da tatlı yapacağımız için çok güzel lezzet vermez muhtemelen. Evet. Ben de şunları da şöyle karıştırmaya başlıyorum. Kimiz yanmadı. Portakallı da dediğiniz gibi bu arada portakal sıkmak gibi dediniz. Portakallı da çok güzel oluyor. Ben portakallısını da denedim birebir aynı Aynı ölçülerde. Beyaz çikolatalıyı. Evet. Portakallı da çok güzel oluyor. Mandalina yalnız bakar mısınız? Renginin güzelliğine. Çok güzel bir turuncusu var. Bir ufaklık da çok seviyor mandalina suyunu. Mandalina tabii bazen portakala göre daha tatlı olduğu zaman çocuklar için içmesi de kolay. De biraz daha sulu portakala göre. Evet. Hemencecik sıkıldı. Bayağı daha gerekecek herhalde. Şunları da sıkman gerekiyor değil mi? 2 bardak dolana kadar devam edeceğim. 2 bardak. Bol mandalina suyu. Bu arada nasıl evlilik teklifi aldın Elif? Şimdi aynı iş yerindeyiz demiştin ya ilk tanıştığımız zaman. Biz aynı iş yerinde çalışıyorduk. O yüzden zaten iyi arkadaştık. Sonra olay farklı bir boyuta geçmeye başlayınca iş değiştirdi eşim. Ha öyle Aynı mi? Aynı yerde olmaz diye de düşündük. Denk de geldi birazcık tabii. Ha. Sonra böyle her şey iyi gidiyordu falan. Biz bu arada aileler daha tanışmadan gün aldık. Ailelerin haberi vardı da. Aileler tanışmadan. Evet. Bir tanıştırsaydınız ya. Yani şimdi şöyle tanıştıracaktık zaten. Hani babam benle kalıyordu o zaman İzmir'de. Ona da haber vermiştim tanışacaklarını ama... O arada eşimin annesi ameliyat olacaktı. Eşim de yeni iş değiştirmişti. O yüzden sık izin almayı sevmiyordu iş yerinden. Sonra biz de düşündük. Madem böyle bir şey var, hazır annesi ameliyat olacağı için onu götürürken izin alacak o gün diye. O gün ben de izin aldım. Çıkmışken işte gün alma işlerini falan hallettik. Ne kadar pratiklik. Hayatları pratiklik üstüne karı koca. Evet. O haftadan sonra da işte gününü babamlara falan söyledik. Yani hatta, siz birbirinizi tanımıyorsunuz ama biz aldık günü diye. Ya öncesinde sormuştum babama. Babama hatta şey dedim. Hani şu günü düşünüyoruz senin için sıkıntı var mı? Babam durdu. Ben zaten hani benim için hepsi aynı dedi fark etmez. Hani tatile falan gidecek misin diyorum. Yo dedi ben hep buradayım. Benim için ne fark eder çağırırsınız gelirim dedi. Baba da cool baba ha. Aynen sonra biz işte çarşamba günü gün alacağız diye anlaşmıştık. Çarşamba günü yıllık iznimiz vardı. Salı günü eşim akşam arkadaşlarıyla buluştu. Sonra da dönüşte de bana dedi ki böyle gece 10.30-11'e geliyordu herhalde saat. Hani sen de bin de hani hem yarın ne yapacağız konuşalım. Hem de bir çay falan içeriz dedi. İyi dedim. Çay içelim. çay içelim. Çaya geçelim. Sonra
Böyle pijamalarla falan hani sadece kapının önüne indiğimi düşünerek indim. Sonra... Ha, pijamalarla falan indin kapıya. Aynen, ha. Montumu aldım çıktım. Sonra çayı şurada mı içsek, burada mı içsek falan derken böyle göl kenarına gittik. Bizim orada Sapanca Gölü var yakın. Hı, evet. Hem de sevdiğimiz de bir yerde. Romantik de olur. Değil mi? Evet ama hani ben hala ama sadece sen hala çay pijamalısın. Düşünüyorum aynen. Sonra işte iskeleye doğru yürüyorduk. Yürüyüş yapıyorduk. Sonra ben işte yarın bunu yapacağız. Sen beni şu saatte al falan filan programı yapmaya çalışıyordum. Plan program. Sonra onları hallederiz de dedi. Önce benim bir şey söylemem lazım. O zamana kadar hiç etmedi tabii. Yok hayır. Bizim biraz hızlı ilerlemişti. O yüzden gün almadan teklif etmesi gerektiğini düşünmüş. Hmm. O yüzden salı gecesi. Ha, gün alma tabii. Aynen salı gece 12'de. Henüz günlerden çarşamba olmamışken. Sonra teklif etti. Direkt teklif etti. Aynen. Ama işin buradaki ilginç yanı şu. Arkadaşlarıyla buluştu demiştim ya. İnsan mesela evlenme teklifi hani edeceğine karar verdiyse o gün buluşma arkadaşlarına yani değil mi? Hani bir hazırlık yap, bir şey yap. Düşünmüş. Ben en iyisi bugün edeyim demiş. Saat 10'da alışveriş merkezleri kapanıyor. Ha, o akşam ya. Karar verdi hemen evet, direkt. Evet. 10'a 10 kala alışveriş merkezine girmiş. Yüzüğü seçmiş. Ha, bayağı pratik. Koca da pratik. Orada bu oldu. Ben bunu karıştırıyorum. Tamam. Onu bunun içine ekleyeceğiz. O... Ama çabuk donacak bu. Hangisini ekleyeceksin? Şöyle. Ha, o zaman suyu ekleyebiliriz. Çikolataya da direkt aslında bunun içine en mi? Son ekleyecektik ama biraz çok erimemiş herhalde. Biraz katı olmuş. Yo bence eridi. Bir şey değil. Seni beklerken donuyor. Eyvah. Sen evlilik muhabbetini anlatırken beyaz çikolata şu an donmaya başladı. Bir yandan boşturmuyordum ya sıkıyordum. O zaman bunu da ekleyelim. Hepsini aynı anda ekleyelim karıştıralım. Mi? Tamam. O zaman şöyle beyaz çikolatasını daha ekliyorum. Daha fazla donmamış olsun. Hem de çırparken. Mandalina suyu beyaz çikolatayla aynen. Buluşacak. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Böyle de bir evlilik teklifiydi. Gayet 10 işte dakikada alınmış. Pijamalar olmasaymış iyiymiş ya. Pijamalar falan. Ama işte spontane oluşu çok güzel hatırlayacağım bir ona. Hani bir o doğum için yapmış. Unutmaz artık diye. Aynen. Ben doğum günüm yakındı. Doğum günümde falan eder diyordum hani sonradan. Onları tahmin etmek kolay dedi. Bu böyle şaşırtmak daha zor dedi. 10 dakikada seçtiği yüzüğe de öyle bir kut buldu. Yüzük nasıldı? Güzeldi. Tam oldu. En büyük korkum birazcık da... Parmaklarım ve ben tombiş olduğumuz için en büyük korkum alınan yüzük olmazsa idi. Ama tam seçmiş, tam olmuştu. Of şu an o kadar güzel mandalina koktu ki değil mi? Kokular güzel. Geldi. Şimdi diğer bardağı da tamamlayacağız. Bunu da ekleyeyim içine. Tam iki bardak olması gerekiyor değil mi? Yani ölçüleri ona göre ayarlamıştım. Şunları da sıkarsan anca denk gelecek aynen. Zaten. Sadece tabii mandalinalar biraz minik minik olduğu için sıkmak biraz şey... oyalıyor. Onun dışında zaten kek yapar gibi evet. Yapacağız. Evet, 100 gram kadar fındığımız var. Fındıklı da olacak içi. Evet. Hindistan cevizimiz var. Hindistan cevizi de beyaz çikolatayla çok yakışıyor. Unu arttırmak yerine tamamını tutması için. Değişik bir sufle. Vanilyamız, kabartma tozumuz. Vanilya mikser kabartma varsa tozu. Mikserle de devam edebiliriz. Öyle şu an iyi çırpıyor gibiyim bakayım. Evet doğru. Belki bakalım gerekirse. Evet. Karıştırma işleri bende şu an. Şimdi ne yapıyorsun? Sufle kalıplarını yağlamak için tereyağı ve esmer şekerimiz var. Tamam. Bu esmer şeker karamel gibi bir renk verecek. Hem de yapışmamasını sağlayacak. Bunları yağlaması lazım. Kapları önce yağlıyorsun. Evet. Sonra da esmer şeker dökeceğiz ki karamelize olsun biraz yapışarken. Aslında basit hakikaten. Şu mandalinaları sıkmak biraz oyalıyor. Bu kadar. Sonra da fırına gidecek. Ne kadar sürede oluyor? 20 dakika yetiyor. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında. 20-25 dakika. Üzeri kabuk tutacak ama çok kızarmayacak. O kıvamdayken aldığımızda içi akışkan bir suflemiz oluyor. Haydi bakalım. Kalıpları yağlıyoruz bir güzel.
Artık kıvamı hazır. Doldur bakalım. Doldurayım mı? Elifciğim, haydi doldur. Mesafe bırakıyor musun kabarması için? Bir kek kadar, çok kabarmayacak. Bir parmak kadar bir şey bırakıyoruz üstüne önce sadece. Bir bırakalım, hem de kaplara hani hepsine denk gelecek mi onu görmüş oluruz. Sonra eğer artmış olursa üzerine ekleriz. Normalde sufleri biraz daha... Dur, hemen getireyim. Sufrede daha çok bırakıyorlar ama onda tabii daha hem yumurta hem kabartma tozu olduğu için belki de. Rengini merak ediyorum pişince. Aslında ben bunu yaptığım gün evde yumurta yoktu. O yüzden bu tarif... Bak. Yumurtasız bir tarif gene olarak gene gidip yumurta almamak için kendi tarif üretmiş evde. Ama baktım yumurtasızlık hiçbir şekilde eksi değil. Hatta beni bu tarz çiğ kalan şeylerde yumurta kokusu rahatsız eder. Öyle de bir durum oluyor. Ben gene keşke peçeteyi atmasaydım. Dur. Evet. Ben attım. Verdim. Verince. Ben size onu yalnız böyle aradan veriverdim. Sonra yapıyorum. Mandalina sufleri hazır. Şimdi su ekliyor musun? Yok, eklemiyorum. Yok, eklemiyorsun. O zaman biraz fırına gidiyor. Biraz ekledim bunların kalmasını. İşte kabarma kısmını sen biliyorsun, ne ya kadar çok kabarıyor. Kabarmayacak. Yaklaşık 20 dakika kadar, 180 derece mi, 200 derece mi, 170 derecede. 170. O zaman daha az derecede pişecek. 170 derecede 20 dakika kadar pişireceğiz. Hani böyle birden katılaşmasını istemediğimiz için. Ha, o yüzden yavaş yavaş biraz daha. Ben şimdi mandalinanın şeyini merak ediyorum. Rengi nasıl olacak pişince? Değişiyor mu? Evet. Haydi bakalım. Fırına götürüyoruz. Pişmeye bırakalım. Haydi bakalım. Onlar pişmeye başlasın. Biz de hemen ortalığımızı toparlayalım. Sonra hemen tatlımızın sunumunu yapacağız. Mandalina suflemiz hazır efendim. Fırından çıktı. Rengi biraz daha böyle kızardı. Evet, güzel oldu. Rengi tam böyle karamelize bir renk. İçi de böyle ortası, sallanıyor. Evet. Ortası sallanacak. Kenarları hafif kek kıvamına gelmiş olacak. Sunum tabağımızı alalım. Bunları tabii böyle çok fazla geciktirmeden de yemek yemek lazım hemen. Tabii. Çünkü bu sefer çok sertleşiyor içindeki çikolatası da. Bir de sıcak bu... değil mi? Evet, çok sıcak. Bir de bu tarifin şöyle güzel bir yanı var. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunu piştiği gibi sıcak yememiz lazım ama yaptığımız gibi pişirmek zorunda değiliz. Ha, öyle mi? Tabii, harcını hazırlayıp hatta kaselere bile koyup bir streç filmle buzdolabına kaldırdıktan sonra... Servisten işte 20-25 dakika, yarım saat önce fırına verirsek. Vallahi güzel. Öyle de bir kolaylık sağlar. Ama böyle tatlı yapmadan hemen sunmadan önce bir yaparsanız tam isabet olacak. Efendim, değişik bir tatlı oldu. Mandalina suflesi. Bakalım nasıl yapmışız. Mandalina sufle. Beyaz çikolatalar dilimlenerek benmari usulü eritilir. Mandalinaların suyu sıkılarak derin bir kaseye alınır. Ardından eritilmiş olan beyaz çikolata, dövülmüş fındık ve toz şeker eklenerek karıştırılır. Hindistan cevizi, kabartma tozu, vanilya ve un ilave edilerek çırpılır. Sufle kalıpları tereyağı ile yağlanarak toz şeker eklenir. Daha sonra sufle hamuru kalıpları alınarak fırına verilir. Pişmiş olan mandalina sufleler sunum tabağına alınarak servis edilir.